Merhaba arkadaşlar, sizden gelen sorularla devam edelim. İki tane kare biçiminde kağıt farklı boyutta verilmiş. Bunlar üst üste konulduğunda oluşan şekli soruyor. Mesela şekilde üst üste gelen kısım dikdörtgendir. İkizkenar üçgen elde edilebilir mi? Tabii ki elde edilebilir. İkizkenar üçgen nasıl elde edilir? Arkadaşlar buradan şöyle kareleri böyle koyduğunuz zaman bakın. Bu kenar, bu kenara eşit olacak şekilde bir ikizkenar üçgen elde edilebilir. Hatta burası 90 derece olduğu için bu bir dik üçgendir de. Aynı zamanda çeşit kenar da olabilir. Yani biraz şuradan geçecek şekilde ayarlasaydı çeşit kenar olacaktı. Üç kenarı farklı. Ama eşkenar üçgen elde edemez ki. Bütün üçgenler çünkü dik üçgendir. Bütün elde ettiği üçgenler dik üçgendir. Çünkü köşeleri hep 90 derecedir. Elde edilecek bütün üçgenler dik üçgen oluyor. Eşkenar üçgen olması imkansız. Nasıl bir açıyı 60 yapacak ki? Çünkü 3 açının 60 olması eşkenar üçgen olması için gereklidir. Oluşturulacak bütün üçgenlerde mutlaka bir tanesi 90'dır. Üçünün 60 olması imkansız. Sıradaki soruya geçelim. Yukarıda bir paralel kenar verilmiş arkadaşlar. Bir tane de üçgen verilmiş. KC KB'ye eşit. KC KB'ye eşit. Bu şekilde. Şimdi paralel kenarda burası 50 ise karşılıklı olanlar 50'dir. Burası da 50'dir arkadaşlar. Bakın şu ikisi 50. Burada 50 ile 130'un toplamı 180'dir. Burası da 130'dur. Şunu diyeceksiniz. 50 ise ikizkenar üçgenden dolayı burası da 50. 50, 50, 100 üçgen iç açıların toplamı 180 olacağından dolayı buraya 80 yazabiliriz. KCD'yi istiyor. KCD'yi istiyor. Yani bu kısmı istiyor. Arkadaşlar bu kısımda 80'dir. 80'i nasıl bulacağım? 50 ile nasıl 130'un toplamı 180 oluyorsa burada da 130 olması gerekiyor. 130 olması için 80 olması gerekiyor. Başka bir özellik de var. Onu da Hocam söyleyeyim. paralel kenarda çapraz açılar birbirine eşitti. Aynen. Bak 50'ye 50, 130'a 130 oluyor. Ve dörtgen. Katıptan 50 çıkardığımızda zaten. Bir de bu bir dörtgen olduğu için iç açıların toplamı da 360 oluyor. Bunu da bilmeniz lazım. Tamam mı? Bakın 50, 50, 100. 130, 130, 260. Bakın toplayın 360 çıktığını da görüyorsunuz. Bizden nereyi istiyor? Şu 80 olan kısmı istiyor. Görüyor musunuz? Burası. Ahmet Mert burada mısın? Evet hocam. Anladın mı bu soruyu? Evet hocam. Güzel. Bunu da seninle çözelim o zaman. Tamam hocam. Karenin köşegenini çizilmiş. Karenin köşegeni çizilirse bir tane karede köşegen çizilirse eğer sence açıortay mıdır? Efendim hocam. Sizce Anlamadım tabii. köşegen aynı zamanda açıortay mıdır eğer bu kare ise? Evet hocam. Köşegense kaç derece olacak? 45-45. Değil mi? 45. 92 eşit parçaya bölmüş. Halde burası 45, burası da 45. DBE açısı, DBE açısı burası mı? Evet. Evet. Peki, üçgenin iç açılarının toplamı 180 değil mi? Evet hocam. O halde burası kaçtır? Şu içerideki üçgenin iç açılarının toplamı 180 yap. Şu taradığım üçgen. 45 var, 40 var. Kaç olacak diğer açısı? Hocam 95 değil mi? Evet. Hayır, 95. hayır 85. Hayır, burası 85. 95 de bizden bu açıyı istiyor şu dışarıya. Bu 95 Ha ise burada 95 ise dışarısı 85. Çünkü toplamı 180 olacak. 180'den 95'e çıkar. en 85 hesabıma kaldı. bak.
Ben bir şey daha öğretmiştim size hatırlayacak olursanız. Bir üçgende iki iç açının toplamı diğer dış açıya eşitti. Biraz üst bilgi olabilir ama ben size öğretmiştim. Şöyle, eğer burası 45 ise, burası 40 ise şu dışarıdaki açı kaçtır? 45 ile 40'ın toplamı? 85. Hatırlıyor musunuz? Evet hocam. Burası 40 ise, burası 45 ise ikisinin toplamı şu dışarıyı veriyor. Yani 85'i veriyor arkadaşlar. Evet hocam. Hocam üst bilgisi olmuş. Nasıl? Hocam kaçıncı sınıf bilgisi? Ya üst bilgi dediğim üçgenlerde var işte. Hocam hepsi de açı soruları var. Demek ki herkes geometri çalışıyor şu an. Hocam geometri güzel. Bu arada bu biraz bulanık çıkmış. Biraz ama görünüyor hocam. Ama soru görünüyor. Kasasının yerden yüksekliği 1.4 metre olan kamyonete küp şeklindeki eş kolilerden üst üste 4 sıra yüklenmiştir. Üst üste 4 sıra. Bu kamyonet gideceği yol üstündeki yükseklik sınırı 3.5 metre olan yaya geçidinin altından yaya geçidine değmeden geçiyor. Tamam. Bu arada yaya geçidinde 3 virgül kaç yazmış? 3.5 yazıyor hocam. 3.5. Hocam bir de sanki biz bunu çözmüştük. Hatırlıyorum ben. Aynen. Ben hatırlamıyorum ama. Ya da ben çözmüştüm bilmiyorum. Evet. Ben hatırlıyorum sanki. Kaç olamaz demiş. Değerli arkadaşlar 4 tane kutu diyelim bunlara. 4 kutu ve kasanın yerden yüksekliği ne olacak? 3.5'tan küçük olacak. 3.5 nedir arkadaşlar? 350 santim diyelim. Santim cinsinden gidelim. 4 tane kutu ile 1.4 ne demek? 1.4. 100 ile çarparsanız 140 santim. Küçükmüş. Kimden küçük? 350 santimden küçük. 140'ı çıkarın bakalım arkadaşlar. 350'den 140 çıkar. 210 santimden 4 kutu küçük. Yani 210 santim. O zaman bir kutu eğer 210'u 4'e bölerseniz 52.5'tan küçük olacak bir tane kutu. 52.5'tan küçüktür A. Bu da küçüktür. Bu 52 de küçük. 52 de küçüktür. Ama 54 küçük değildir. Hocam zaten hepsini 4 ile çarparsak 210'dan küçük olması lazım değerlerinin. Peki, 210'dan büyük değil. Bir şey söyleyeceğim. Soruyu hiç okumadan size desem ki bazı uzunluklar versem hangileri desem ki bunlardan birini kasaya koyduğum zaman bu alt geçitten geçmeyecek. Siz ne yaparsınız? Hiç işlem yapmadan. En büyük olanı mı alırsınız en küçük olanı mı? Hangisini yaparsınız? En büyük hocam. Değil mi? Ben olsam küçük kutular koyarım ki alt geçitten geçsin. Evet. Hiç büyük kutu koyar mısın? Hiç uzunlukları bile verilmezse. Size desem ki bak bunlardan bir tanesi alt geçitten geçmiyor. Haberin olsun. Hangisini koyamazsın desem. Uzunlukları da vermesem. Gider büyüğünü alırsınız değil mi? Dersiniz ki ya ben bunu koymayayım. Bunu küçüklere koyayım ki geçsin. Büyüğü koyamam derim. Mantıktan da yapabilirdiniz yani. Bitti mi sorular? Var mı soru atan? Hocam bir tek benle hesap atmışız. O zaman ben sorayım size. Ben de attım. Hocam Nehir de atmış. Nehir sen ikini çözdün. Hocam. Evet. Ahmet Mert sorun atmış. Hocam. Nehir atmış, Esat atmış. Hazır mısınız? Hangi konudan gelsin? Evet. Birinci hocam. Konu. Hocam yüzdeler. İkinci hocam ondalık gelsin. Ondalık. Hocam yüzdeler. Kolaylardan sorun. Tekrar yapın. Birinci üniteden. Evet. Tamam. Kolay yaklaşıyor. Beşin karesi. Beşin karesi
16'nın karesi çarpı 10 üzeri kaç olsun? 5. Eksi 1. Tamam hocam, hemen yapıyorum. Sondan kaç basamağı? Sondan kaç basamağı? 9'dur. Hocam şimdi tekrar söyleyin. Bir daha alacağım geri, bir dakika. Hocam sildin mi? Silmedim, bir dakika. Evet arkadaşlar, sizin sorunuz cevabı 7 olacak. Nasıl yapıyoruz? Şimdi arkadaşlar, sorunun çözümüne geçmeden önce şunu söyleyelim. 10'dan 1 çıkarsa ne olur? 9. 100'den 1 çıkarsa ne olur? 99. 1000'den 1 çıkarsa ne olur? 999. Yani kaç tane 0 varsa o kadar 9 geliyor. Burada kaç 0 geleceğini bulalım önce. 25 çarpı 16 çarpı 16'yı hesaplarsanız 256 çıktığını görürsünüz. Çarpı 10 üzeri 5 eksi 1. 256 ile 25'i çarpın. 6400. 6400 çarpı 10 üzeri 5. 10 üzeri 5'ten dolayı da 5 tane 0 gelir. Onu da yanına atalım. Eksi 1. Burada ne gelecek arkadaşlar? 1 çıkardığın zaman 0 sayısı kadar 9 gelecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 9 gelecek. 63. Sonra 7 tane 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 9 gelecek arkadaşlar. Sorumuzun çözümü bu kadar. Sizin sorularınız yoksa bitireceğim dersi. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum.